Sürdürülebilirlik. Bununla ilgili sadece üreticimizin fındığını alma değil de bu fındığın serüvenini inceledik. Gelen fındıklardan, dönümlerden insanların ne kadar fındık aldığını hesapladık ve Gürgentepe gibi bir yerde, coğrafyasının sert, insanın mert olduğu bir yerde dedik bir proje başlatalım. Ziraat departmanımız ve de verimi nasıl yükseltilir diye bir araştırma yaptık, inceleme yaptık. Bu inceleme sonunda şuna karar verdik. Bu bölgedeki insanların çoğu gurbetçi ya da birçoğu yaşlı olan insanlar da bu işi bilmiyor. Tarımı hala eski sistemde yapıyor, geleneksel yöntemle yapıyor. Bunun için bu tarımda sürdürülebilir olması, fındık tarımının devam etmesi için sadece fiyat noktasında değil de tarım işlerinin de düzgün yapılması gerekiyor. Çünkü örnek burada bir uygulama yapacağız. Çünkü dedim devamında burada açıklamış olacağız. Şu gördüğünüz bahçeyi çekebiliyor musunuz etrafı? Biraz şöyle çeker misiniz? Üreticilerimiz aynı zamanda dal kesen abilerimiz de burada. Bu köyde dal kesim işlerini bu arkadaşlar yapıyor. Üreticimiz bize başvurdu. Bu dal kesimi için burada bu işi yapan kişileri çağırmış. Bunlar doğru mu yapıyor? Düzenli mi yapıyor diye onlarla da bir görüşme yaptık ve şuna karar verdik. Bu bölgede en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi sürekli gençleştirme adına fidan bırakmak. Bu fidan bırakınca da tekrar ağaç hızlı bir şekilde büyüyor ve büyüdüğü için de tekrar bahçelerde bir sıklaşma oluyor. Bu kısır döngü devam ediyor ve her yıl dal kesimi yapılıyor. Bir fındık dalı tabii yöreye, mevsime göre de değişir ama 11 yaşında en yüksek verime ulaşıyor. 11 yaşından sonra 25-30 yıl ondan verim alabiliyoruz. Ama burada yapılan en büyük yanlış işte çakıldak fındık çabuk yaşlanıyor. Bunun sebebi de şu sevgili değerli üreticiler. Sürekli gençleştirme yapılıp sürekli fidan yapıldığı için mevcut anaç dallar iyi beslenemiyor. İyi beslenemediği için de erkenden formdan düşüyor. Yani 20 yaşındaki bir insanın 40 yaşında görünmesi, kendine iyi bakamaması gibi. Dolayısıyla da çiftçilerimiz hemen yaşlandı diye dalı kesiyor. Biz bu noktada üreticilerimize yardım ettik. Bir proje hazırladık bahçede izim olsun diye. Bu işi yapan kişileri eğitmeye karar verdik. Eğitmeye derken hem onların tecrübesinden yararlanacağız hem de bizim bilgi birikimimizi harmanlayıp bu fasit daireden çıkmaya çalışacağız. Şimdi burada bir tane abimiz var. Abimizle beraber bir uygulama yapacağız değerli üreticiler. Şimdi öncelikle bizim amacımız mümkün mertebe dallara yaşam alanı açmak. Bu yaşam alanı da her yıl kesme ile olmuyor. Çünkü bir sonraki yıl dal tekrar kapatıyor. Diğer ocağın üstüne geliyor diye dalı kesiyoruz. Halbuki böyle yapmaktan ziyade dala yaşam alanı oluşturmak. Bir dala o ocakta benden başka hiç kimse yok dedirtmemiz lazım. Onun için bahçelerimiz eski dikim, bu sık dikimleri düzeltmemiz lazım sevgili dostlar. Bunu da ancak atalarımız, dedelerimiz o zamanın şartlarında şu arazilerde sık dikmişler. Bizim ne yapmamız lazım sevgili dostlar? Bu sıklığı gidermemiz lazım. Sık dikilmesi sizin suçunuz değil ama hala sık kalması sizin suçunuz. Abi gelir misin? Videodan önce şuna karar verdik. Şu ocağı kaldıracağız ve şuraya bir yaşam alanı oluşturacağız. Buyur abi. Motor sende. Yeah.
değerli üreticilerimiz, abimiz güzel de kök temizliği yaptı. Çünkü burayı kaldırdık. Eğimli arazi, bahçenin alt kısmında yol var. Çuval yuğladığımız zaman bu eski köklere en azından takılmasını önledik. Şimdi ne demiştik başta? Tarımın sürdürülebilir olması için bizim bu uygulamaları yapmamız lazım. Eğer sürekli her yıl dal kesme için çok fazla ücret ödeniyorsa, bilin ki üretici bunun altından, sizler bunun altından kalkamazsınız. Zaten malum ekonomik şartlar var. Besleme vesaire sorun, ekonomik şeyler hep üst üste binince bu sefer de ne oluyor sevgili dostlar? Üreticilerimiz bahçesine bakmıyor. Dönümde 50 kilo, 60 kilo fındık alıyor. 60-70 dönüm yer var. Yani 100 kilo ortalamayı hesaplarsanız 6 dönüm, 6 ton fındık oluyor. 100-150 milyar işçi parası ödüyor sadece toplatmaya. İlaveten bu ücretleri de ödediği zaman tarım sürdürülebilir olmuyor sevgili dostlar. Şimdi projemizin amacı ne demiştik? Bu işleri yapan, o civardaki köylerde bu işleri yapan insanları biz eğer uygun şekilde sertifika verilebilir, tarım müdürlükleri de yapabilir bunu. Biz kendimiz de öğretirsek en azından üreticimizin bize getirdiği fındık bir değer kazanabilir. 100 aldığı yerden 150-200 alır, işçi masrafında azalmış olur. Bunu toplarken de işçiler rahat toplar. Dolayısıyla sevgili dostlar, tarım sürdürülebilir olur. Bu burada bir ocak daha göstermek istiyorum. Sevgili dostlar, kameraman abimiz biraz yaklaşırsa. Bu ocakta bakın sevgili dostlar. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane dal ve benim dalcık dediğim fidanlar var. Şimdi üreticimiz dip sürgününü fındıktan önce aldırmış. Fakat dip sürgünü aldırırken bakın şu fidanları boşu boşuna bırakmış. Dolayısıyla biz fındık değil yine fidan yetiştirmeye gitmişiz. Odun yetiştiriyoruz. Öncelikle bizim bu fidanlardan kurtulmamız lazım. Bunu yapmadan önce de sağlıksız anaç dallarımız varsa onları azaltıp ona göre dalımızı bırakmamız lazım. Şimdi ben şu ortalardaki fidanları bir kere alıyorum sevgili dostlar. Abiler doğru mu yapıyorum? Hiç sesiniz çıkmıyor. Ne diyorsunuz? Gerçekten çok güzel oluyor. Teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Ayrıca ben siz çalışırken bir de soru sormak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Şimdi az önce abimiz ocağı kökünü ocağı dipten tertemiz bir şekilde kaldırdı. Kaldırırken dikkat ettik ki daha önceki kesilen dallar çok yüksek kesilmiş. Evet. Zaten o zaman buranın şartlarına göre de hep orak girebi kullanılarak kesilmiş. Yani şu an kesimlerde motor kullanılıyor. Şimdi orakla kesimin, yüksek kesimin ve orakla kesimin ne tür zararları var bahçede? Onu bir sormak istiyorum. Yani motorla kesimin faydaları nelerdir? Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Çok teşekkür ederim soru için. Sevgili dostlar, abimize teşekkür ediyoruz. Ben daha önceki anlattığım insanlara, üreticilere anlattığım mevzularda en büyük problemlerden bir tanesi bahçenize orak sokmayın demiştim. Orak sokmayın deyince de yanlış anlaşıldı. Orağı sadece dalı kestikten sonra sıvırtlamak yapıyoruz ya, onun için kullanmak lazım abiler. Neden? Çünkü orakla kesim yapıldığınız zaman ocağın içine giremiyorsunuz ve yüksek kesiyorsunuz. Yüksek kestiğiniz zaman şu diyelim şuradan 10 santim yukarıdan kestiniz. Ocak bitki de bir canlı. Bunu ne yapması lazım? Absorbe etmesi lazım. Çürütmesi lazım. Bu da çürürken üstten aşağı çürüyor. Çünkü orakla da kesilirken tam düzgün kesilmiyor. Tırtıklı bırakılıyor. Oradan su alıyor. Su aldığı için de sevgili dostlar üstten çürümeye başlıyor ve ocağın kökünü çürütüyor. Aynı zamanda gübre atıyoruz. Pahalı. Atmak zorundayız. Atıyoruz. Şimdi bitki de bunları çürütmek için enerji harcıyor. Eğer biz bunu toprağa sıfır kesmiş olsaydı bu enerjiyi harcamayacaktı. Enerjiyi nereye verecekti? Dala verecekti. Meyveye verecekti. Dolayısıyla sevgili dostlar, o yüksek kesim yaptığımız yerlerde çürüme yaparken ocağın kökü çürüyor, mayıs böcekleri geliyor, diğer canlılar orada konakçılık da yapıyor. Bu da çok bir yanlış uygulama. Diğer soruyu almadan biz devam edelim. Umarım sorunuza bir kısmen cevap olmuştur. Gayet güzel aydınlandık hocam. Çok teşekkür ederiz. Bakın ben bunu çekerken bile zorlanıyorum. Yani keserken zorlanıyorum. Bunu fındık toplayan
çiftçi, üreticinin, fındık toplayan işçinin nasıl zorlandığını düşünün. Bakın, abimizin dediği yüksek kesimler. Biraz yaklaşabilir misin abi? Bakın, ocakların içinde kaç yıl önce kesilmiştir, hala da çürümemiş. Bunu da aldık. Ocağımızın ortasındaki planları bıraktık. Normalde bu ocağın dip sürgünü alınırken en azından bu şekil bırakılması lazım. Şimdi ne yapıyoruz değerli üreticiler? Ocağımızın ortasını açtık. Ve buraya ben rahatça girebilmeliyim. Hatta oturabilmeliyim. Ama bu kadar yüksek kesildiğiniz zaman bu kaba etinize batar. Hem de dediğim gibi de az önceki zararlara yol açar. Şimdi dallarımıza bakıyoruz. Hastalıklı olan var mı? Zararlı olan var mı? Bakın, burada bir dal kanseri oluşmuş hocam. Yaklaşır mısın abi? Dal kanseri oluşmuş. Bundan ben bir yıl daha fındık alsam mı almasam mı? Abi, motoru getir. Almayayım ben bundan. Çünkü gelecek yıl ben burada yazılayım ne zaman? Çünkü çok acele edersek diğer dalın bir kısmına da vurabilir. Şimdi aynı kökten olan başka dallar var mı diye bakıyoruz. Yani besine ortak oluşturmuyoruz değerli abiler. Artık siz de uzman oldunuz bu videodan sonra. Espri yapıyorum. Siz benden daha uzmansınız ama bilgileri böylelikle karşılıklı kontrol çek etmiş oluyoruz. Şimdi aynı kökten değil ama birbirine yakın. Dolayısıyla bu büyüdükçe bunu sıkıştıracak. Videoya odaklanalım. Evet. Şimdi bakın, iki tane dal. Bu ocağın içine doğru gidiyor. Ya dışarı yönlendirmem lazım ya da buna çok yakın. Bunu da alıyorum. Şimdi kaç dalımız oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu ocağın ortasındakini de alıyorum. Şimdi bunu motorla biraz daha akülü budama makasının çapı var. 3, 6, 7 tane dal bıraktım. Hepsi de sağlıklı. Ocağın ortası açılmış. Hatta şunu da alıyorum. Çünkü bu bunun üstüne gelecek. Bu daha güçlü olduğu için. 3, 6 tane dalımızı aldık. Ocağımızın şimdi ortasına rahatça oturabiliyoruz. Değerli abiler. Şimdi bakın. Fındıkta en önemli şeylerden birisi güneşlenmedir. Şimdi az önceki ocağımızın içine giren güneş mi daha iyi? Buraya giren güneş mi daha iyi? Fındık da bir bitki de bir canlıdır. Bu da bir fotosentez yapar. Azot karbon dengesini koruyup, yani ne kadar güneşlenmeyi arttırırsak bitkilerimiz fotosentezi daha fazla yapar değerli üreticiler. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bununla ilgili dediğim gibi her türlü bizden yararlanabilirsiniz. Her türlü sorunuz için Şahinler Fındık Ziraat Departmanı'na uğrayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Var mı abiler sorunuz? Benim bir sorum daha olacak. Tabii şimdi ki. Siz az önce o dalı normal vaziyete, bu vaziyete getirmek için orada bir dal gördük. Dal dıştan kanserli dediniz. Evet. Onu biz de görebilirdik. Herkes görebilirdi. O dalı kesebilirdi. Bu normal bir şey. Ancak dal dışarıdan baktığımızda sağlam gibi gözükür ama içinde bir takım hastalıklar olan dallar oluyor zaman evet. zaman. Bunu tespit edebilmenin bir yolu var mı hocam yani? Öncelikle tespit ederken şunu düşünmemiz lazım. Fındık tarımı da aceleye gelmez. Şimdi bunu keserken biraz daha seri, biraz daha hızlı olup yapsaydık belki de onu göremeyecektik. Bu bölgeler yüksek rakımlı bölgeler.
Dolayısıyla dolu gibi afetler yaşanıyor. Bu afetler neticesinde dal yaralanıyor. Biz de kalsiyum desteklemesi yapmadığımız için dal o yarayı kapatamıyor. O yarada sevgili değerli üreticiler, o yarada uruh haline getiriyor. İnsanın vücudundaki bir yara gibi. O yarayı dezenfekte, temizletmezseniz, pansuman etmezseniz orada büyük bir yara açılıyor. Az önceki gördüğümüz kısım da dal kanserine yol açmıştı. Bunu tespit etmek için öncelikle bilmemiz lazım. Yani tırpan yaraları oluyor, dal kanserleri oluyor, dal kıran oluyor. Bu bölgede dal kıran yok. Mesela dal kıran olduğu zaman burada bir delik oluyor. Buraya şahs dalın dışında su akmış oluyor böyle. Yani böyle şeyler var. Bunun için de ne yapmanız lazım? Bizim size dağıttığımız tarım kitapçığı var. Bunu düzgünce okuyup değerlendirmeniz lazım değerli abiler. Bunu önerebilirim. Başka soru var mı? Başka soru yok. Siz uzmansınız. Evet değerli üreticiler. Şahinler Fındık sürdürülebilir tarım projesinde, bahçede izimiz olsun projesinde ilk üreticilerimizi, daha doğrusu sahada bu işi yapan ekipleri bilgilendirmiş olduk. Sorularına cevap vermiş olduk. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Şimdiden ürününüz bol, bereketli olsun. Herkese iyi günler diliyorum.